İyi akşamlar. Kanser Seyirler'de bir canlı yayında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün kanser sürecini yaşamış, mücadeleyi hiçbir şekilde bırakmamış Bircan Polat konuğum olacak. Kendisi aynı zamanda yaşam koçu. Bugün 19 Mayıs, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Kendini genç hisseden herkesin bayramını kutluyorum. Bu milli mücadelenin başlamasında emeği geçen, canını ortaya koyan, şehit olan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onları saygıyla anlıyorum, minnetle anlıyorum. 19 Mayıs dolayısıyla gençlik yıllarım aklıma geldi. O yıllarda yapmış olduğumuz kutlamalar aklıma geldi. Maalesef ki hiçbir zaman o kutlamalara katılamadım. Hep seyirci olmak durumunda kaldım. Aynı okulda iki kardeş okumanın vermiş olduğu bir şeydi benim için. Hep abimi seyretmek durumunda kalmıştım. İçimde bir ühtedir her zaman için. Ama coşkuyla herkesin Gençlik Bayramı'nı kutluyorum. Evet, Bircan Polat konuğumuz da geldiyse onu hemen bekletmeden yayını da almak istiyorum arkadaşlar. Evet. Yayına katılmasını bekliyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kameranın yönünü değiştirebilirsek Bircan Hanım. Evet, bir saniye. Evet, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Buldum. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ben kısaca bir giriş yapmak istedim size. Yapmaya çalıştım ama öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Bircan Hanım? Efendim, duyamadım. Sizi tanıyabilir miyiz Bircan Hanım? Evet, ben Bircan Polat, 54 yaşındayım. Yaşam koçuyum. Böyle kanser olan hastalarımıza elimden geldiğince gönüllü olarak destek olmaya çalışıyorum. Kendim de 10 sene önce böyle bir olayla maalesef karşılaştığım için elimden geldiğince herkesle birlikte bu zor süreçler dediğimiz olayları atlatmaya çalışıyoruz. Sizin kısaca hikayenizi dinleyebilir miyiz? Özellikle 10 yılı geçirmişsiniz. Ben mesela 2019'dan beri bu süreci yaşıyorum. Yeni süreci yaşayan arkadaşlarımız da vardır yayına katılanlardan. Sizin sürecinizi alabilir miyim biraz? Tabii ki. Ben 2013'te tanıştım kanserle. Valla çok nasıl diyeyim, öyle çok zor olmadı çünkü yani kansere bir sıfır yenik olarak başlamak istemedim hiçbir zaman. İlk kanser olduğumu duyduğum zaman da yani hiç ya umursamadım diyebilirim yani. O zaman da böyle elimden geldiğince hep çünkü kanser dendiği zaman insanlarımız o kadar çok korkuyorlar ki hemen farklı bir şekilde bakıyorlar, sizi farklı bir konuma koyuyorlar. Hiçbir zaman bunu yapmadım. Elimden geldiğince kanser olan hastalara da bunun böyle olmadığını anlatmaya çalıştım. Çünkü her kanser yani sonuç kötü olacak diye bir şey yok. Ben kanseri iyi tanımaya çalıştım. Yani kanseri neden hoşlanıyor, neden hoşlanmıyor, ben onu nasıl alt edebilirim? Bunu sadece araştırdım ve böyle yola çıktım. Yani gezmeye gider gibi tedaviye gittim. Yani kendimi eğlenceli bir hale getirdim kanseri. Öyle de olunca kısa sürede yani ne korkum oldu ne şey. O değil. Ben onu alt ettim. 1-0 ona karşı onu mağlup ettim. Sizin türünüz neydi? Meme. Meme. Hı. Kemoterapi, radyoterapi falan gördünüz o zaman ameliyatlar. Hepsini aldım. Hepsini aldım. 6 gün kemoterapi aldım. 1 ay ışın aldım. Sonra tekrar ikinci tedavi gördüm. 2 kere saçlarım döküldü.
Yani dediğim gibi her seferinde benim ilk olduğum zaman küçük oğlum 12 yaşındaydı. Bana dedi ki böyle geldi karşıma. Anne biliyor musun dedi. Neyi dedim. Hani bilgisayara dedi virüs girer dedi. Formatlarsın geçer gider ya dedi. Evet dedim işte sen de öyle dedi. Sana bir virüs girdi dedi. Şimdi seni formatlıyorlar dedi. Hiçbir şey kalmayacak dedi. Bu bana o kadar bir şey güven vermişti ki. Yani farklı boyutların, yani çocukların bile böyle düşünebiliyorsa büyüklerin bunu bir şekilde tamamen yani yenmesi gerekiyordu. Ama şimdi şöyle bir şey var. Genelde bu benim de başıma geldiği için diyeyim. İlk o tanıyı aldığınız zaman kanser eşittir ölüm tanısı geliyor. Yani o Ki. fikir akla geliyor. Tabii ki. Sadece sizin içinizde olan bir duygu değil, çevrenizdeki insanlar da insanların da size bakış açısı değişiyor. Aynen. Teselli ederken bile filanca da kanserdi, bak atlattı ya da işte filanca da kanserdi, öldü gibi tabirlerle karşılaşıyorsunuz. Bu Aynen. kabullenme süreci biraz uzun sürebiliyor. O korkular uzun sürebiliyor yani. Özellikle yeni tanıyı almış kişilerde bu söz konusu. Ben de mesela ben sürekli olarak o korkuyu, o endişeyi yaşadım. Çünkü en büyük çocuğum 11 yaşında, 6 yaşında ve 4 yaşındaydı benim çocuklarım. Bir anne olarak daha çok bu çocukları düşünüyoruz zaten. O korkuyla bana bir şey olursa çocuğum ne olacak? Sonrasında tedaviye başladığınız zaman bir de o araştırdım diyorsunuz ya mesela siz araştırırken o kadar çok bilgi kirliliğiyle karşılaşıyorsunuz ki sizi korkunç bir şeyin beklediğini düşünüyorsunuz. Ben kendi açımdan bunu söylüyorum. Ben kemoterapiyi korkunç bir şekilde düşünüyordum. Hani ben mide bulantıları yaşayacağım, baş dönmesi yaşayacağım, halsizlikler yaşayacağım. Aksine hiçbir şekilde mide bulantı yaşamadım. Kendi işimi kendim gördüm. 2 saat git, 2 saat gel bir yolum vardı. 3 araç değiştiriyordum. Ya da iki araç değiştiriyordum pardon. Yani o zorluklarla mesela bu kemoterapi sürecine başladım. Ama şu an mesela sizin yaşam koçluğunuz var. Onu da direkt girelim o zaman biz. Yapmış olduğunuz faaliyetler var. Yaşam koçu nedir o zaman? Ne Valla yapar? yaşam koçu ne yapar? Yaşam koçu işte böyle kendini bulamayan, bulmaya çalışan arkadaşlara destek olur. Yani ben daha çok dediğim gibi gönüllü olarak kanser hastalığına gönüllü olarak yapıyorum. Çünkü konuştuğumuz zaman öyle arkadaşlar var ki kesinlikle kanserim demeye korkuyorlar. Ona Evet. yani nasıl geçmiş olsun sizinkine dediğiniz zaman gözyaşı dökenler var. Yani korku. Yani benim amacım bunlara bu korkuyu yendirmek. Kanserin güçlü değil. Aslında kendinin güçlü olduğunu. Yani sonuçta şöyle bir basit düşünelim. Mesela biz Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Değil mi? Yani bu Evet. senden benden değil ki hani gidip de hesap soralım. Allah ne demişse zaten biz onu yaşayacağız. Ama niye biz bu sürece belki sen bir sene öyle düşünürken bir sene yaşayacağım diyorsun. Ama belki 10 sene yaşayacaksın. Niye bu 10 sene varken bu bir seneyi heba ederek geçiresin? Neden üzülesin? Yani ne gelmiş ne geçmiş o anı yaşayacaksınız. O anı yaşarsanız, arka gözü de kapatırsanız yani kendinizi farklı bir boyut çizerseniz zaten ister istemez yaşama daha güzel bağlanıyorsunuz. Yani şöyle düşünmek gerekiyor bence. Allah ikinci bir şans verdi. Neden iyi değerlendirmeyeyim? Neden üzülerek, neden sıkılarak kendimi psikolojik ben, yani içe çekeyim? Değil mi? Yani Tabii ki. sonuçta bu Allah'tan gelen bir şey yani kuldan değil ki hesap sorasınız. Yani biz elimizden geldiğince onların yanında olup faydalı da oluruz. Allah'a çok şükür konuşarak yani farklı boyutlara taşımak istiyoruz. Yani sonuçta kansersin ama normal bir insansın. Hayat devam ediyor. Su içiyorsun, yiyorsun, geziyorsun. Sonuçta nefes alıyorsun. Çok şükür. O yüzden niye kanserim deyip de neden kanserim deyip de yani hayatını karartasın ki? Şimdi şöyle söyleyeyim bazen şu an saçlarımız falan uzun ya da tenimizde herhangi bir solgunluk yok, bir halsizliğimiz yok, yaşam mücadelemiz devam ediyor ya da yaşam enerjimiz devam ediyor.
Kanser, işte ben mesela şu an level atladım. Diyorum mesela kanser hastasıyım dediğim zaman, hiç de benzemiyorsun Evet. diyenlerle de Çok karşılaşıyorum. güzel. Ben yatak etek ama önüne gelmiyor bu. Sonuçta hayat devam ediyor. Dediğiniz gibi su içiyoruz, nefes alıyoruz. Evet. Bizim de bir yaşam hakkımız var yani. Hastayız, tamam, kelime itibariyle hastayız ama yatak döşeğinde yatacağımız anlamına gelmiyor bu yani. Kesinlikle. Sizin bunun için de bir takım faaliyetleriniz var ki. Evet. Bunlara bahseder misiniz? Bir Belki yakın olan arkadaşlar da katılmak tabii ki isteyebilirler bu biz etkinliğe. Samatya Hastanesi'nde her ayın son çarşambası sevgili kanatsız meleğim Nilay Hocam var. Nilay Şengül Hocam var. Elif Hocamız var psikolog eşliğinde. Biz her ayın son çarşambasını pardon kanser hastalarına destek amaçlı bir toplantı yapıyoruz. Ve herkesin de katılmasını istiyoruz. Gerçekten çok faydalı oluyor sağ olsun Elif Hanım sayesinde. Gerçekten çok güzel. Yani insanlara en azından kendilerini anlatabiliyorlar. Yani hani o anda belki yani öyle bir hal alıyorsunuz ki zaman gelince hani kapamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Yani evladınızla bile mesela o anda hani onu üzeceksiniz diye. Hani korkuyorsunuz. Hani birinden duyacağınız bir söz yani size çok değişik bir şey yaratabilir. Mesela farklı gözle bakılıyor veya farklı şey diyorum ya bizim toplumumuz öyle bir şey ki her kanseri ölecek diye bekliyorlar. Aa kanser. Veya öyle hal alıyor ki mesela ben maskeyle gezerdim. Beni gördükleri zaman yanıma oturmazlardı mesela. Uzaklaşırlardı mesela. Ya diyordum ki arkadaşlar benden size bir şey gelmez. Sizden bana gelir. Burada amaç nedir? Bana mikrop gelmesidir. Yani kaçmanıza, gitmenize gerek yok ki. Sonuçta yani içte olan bir hastalık. Hani bir yara değil, kan şeyine dolaşmıyor. Gözüme bakınca size bir hastalık gelmeyecek ki sonuçta. Yani bunları ben insanlara anlatana kadar, inanın bana 10 senedir bunları anlatana kadar insanlara bunları yani bizim hani kanser hastaları da böyle ışına giderdim. Herkes böyle oturup beklerdi. Niye bekliyorsunuz diyordum işte. Yani boşuna geliyoruz. Yani neden boşuna geliyoruz? Bakın nasip olmuş. Bu kadar gelmişsiniz. Işına kadar giriyorsanız bunda vardır bir hayır diyordum. Yani konuşa konuşa ya birçok halen hep görüştüğüm insanlar vardır ki hakikaten çok güzel vesilelere sebep olduk. Çok mutluyum bu konuda. Ben de böyle bu konuda işte Nihal Hocam'a gittiğim zaman çok sağ olsun beni kırmadı. Kabul etti ve her ayın son çarşambası biz Samatya Hastanesi'nde böyle bir etkinlik yapıyoruz ve bütün hastaları da yakınlarını da bekliyoruz. Hastaları da yakınlarını da bekliyoruz. Çünkü onlara da çok burada iş düşüyor. Yani Burada mesela mutlaka Samatya Hastanesi'nde tedavi görmek şartı var mı, yoksa herhangi bir kanser hayır, kesinlikle kesinlikle herkese, bütün kanser hastalarına ve yakınlarına bizim toplantılarımız açık. aslında güzel bir etkinlik bence. Şu an mesela bizim bu yayınlardaki yaptığımız da bu aslında. Bir kişiye farkındalık yapabilirsek ne mutlu diyoruz biz mesela. Aynen. Yani en azından bir kişinin elinden tutabiliyorsak, Tabii ki. onu rahatlatabiliyorsak ne mutlu bize. Aynen. Bizim de şu an bu yayınlarla yapmış olduğumuz da bu zaten. Hem kendi sürecimizde örnek olmaya çalışıyorum. Kendi açımdan söylüyorum. Kendi sürecimde örnek olmaya çalışıyorum. Moral olmaya çalışıyorum. Bir nevi eğitimini almadım ama sizin yaptığınız işi yapmaya çalışıyorum diyeyim. Ne güzel. Amaç bu. Yani. Ya bakın aslında herkes kendi kendinin doktoru olabilir Filiz Hanım. Yani bazı tabii ki çaresizlik Allah kimseye vermez. Bazen zayıf anlarımız oluyor. Tabii ki o anda birine ihtiyaç duyabiliyoruz. Tabii ki o bambaşka bir şeydir ama bence her insan kendi kendinin doktoru olabilir. Kendi kendini teselli edebilir. Yani bize bağlıdır. Her şey. Şimdi hastasınız. Duydunuz kanserim. Ama sana doktor diyor ki işte ameliyat çaresi ameliyat veya işte tedavi göreceksiniz. Budur şudur. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bunları bildiğiniz halde içe çekiyorsunuz. Aa ben nasıl olsa kanserim. Ben buna karşı böyle bir şey yok. Kansersen kanser nedir? Kansere mücadele edeceksin. Demek sana bir fırsat verilmiş. Tedavi göreceksin. Yani bunu ben ne diyeyim eğlenceli bir hale getirmek. Bence bu amaç. Eğlenceli bir hale. Yani saçınız kel çok ben kelde çok güzelim. Yani
Ne kadar yakışıyor. İlk defa kafa yapınızı görüyorsunuz. Ne kadar güzel bir kafam varmış diyorsunuz ya. Yani onu eğlenceli hale getirmek. Bence yani insanın önce kendine inanması gerekiyor. Kendinize inanırsanız zaten bir şeyleri zaten aşacaksınız. Ben bunu aşacağım derseniz zaten aşacaksınız bunu zaten. Hani diyoruz ya engel, yani önünüze çıkanı engel olarak görürseniz zaten düşersiniz. Ama basamak olarak görürseniz zaten çıkar, yükselir, gidersiniz. Bu da budur yani. Yani kanser, evet kanser olabilirsin. Bu da bir hastalık. Başım ağrıyor diye düşünün. Doktora gittiniz. Tedavi çareniz var en azından. Yani böyle düşünerek. Şimdi düşünüyorsunuz ben kanser oldum. Üzülüyorsunuz ama iyileşme şansınız var. Ama siz ne yapıyorsunuz? Üzülerek, düşünerek, karamsarlığa kendinizi vererek zaten bunu kendinizi geri adım atarak zaten bitiriyorsunuz. Kansere zaten 1-0 yenik başlıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Biraz önce dediniz ya saçlarım yokken de, kelken de güzeldi. Evet. Gerçekten mesela ben kendimi çok farklı hissediyordum. Yani kısa saçım bana çok yakıştığını düşünüyorum. Evet. Ya da işte dediğiniz gibi kafamı gördüm. Ensemde benim doğum lekem varmış. Ben onu gördüm mesela. Hatta abime böyle bir konuşma yaparken şöyle bir şey söylemiştim. Anneme sorsam annemin bile haberi yoktur. Anneme de gerçekten sordum. Anne dedim benim kafamda boyun leken doğum leken varmış. Hiç gördün mü dedim. Hayır dedi. Senin zaten saçların doğduğunda da uzun olduğu için görmedim. Yani ben 43 yaşında kafada bir doğum lekesinin olduğunu görmüştüm mesela. Yani kel de güzeldim. Yani o halde ben kendi güzelim demiştim mesela kemoterapi alırken. Ameliyattan sonra sol meme mastektomidir benim. O zaman kalbimi daha yakınsınız demiştim. Değil mi? Eyvallah diye hitap ediyordum. Ne güzel. Radyoterapi alırken ışın kadını oldum diye geliyordum mesela. Bugün ben ışın kadını oldum. Işınlanmaya geldim gibi. Kendimi bir motive edecek kelimeler buluyordum. Evet. Bunu da Güzel. Ne arkadaşlarım da yapabilirler yani. Tabii ki, tabii ki. Ya diyorum ya bunu soruyorsunuz. Geçmiş, mesela hastaneye gittiğiniz zaman soruyorsunuz. Mesela geçmiş olsun Deniz var. Duruyor, ağlamaya başlıyor. Neden ağladınız diyorum. Bunda utanacak bir şey mi var? Ayıp bir şey mi bu diyorum. Mesela öyle bir şey yok. Hadi bir oturuyoruz, başlıyoruz. Konuşmaya şey derken ay evet diyor doğru söylüyorsun aslında mantıklı ama bu sen şimdi buraya gelebildin mi diyorum gelebildim niye geldin diyorum buraya tedavi bak ne güzel şansın var diyorum niye bunu böyle hani düşünerek ya ağlayarak tabii ki ağlayın ağlamak da güzel bir şeydir tamam ağlayarak bak bir takım şeyler belki hani rahatlatabiliyorsunuz ama yani ama kanserim demekten korkmayın ben kanserim yani öleceğim demeyin ben buna karşıyım işte yani onu güzelleştirin mesela ben konuşuyordum. Çocuklar diyor ki anne kim kanser arkadaşım diyorum. O ne demek anne diyor. Kanser arkadaşlarım diyorum. Ben buna bir şey yapıyorum. Yani ben bu kanserle birçok şeye daha farklı bakmaya, hayat bana daha güzel gelmeye başladı. İnanır mısınız? Daha her şeyi olumlu. Yani boşa ben kanserden önce boşa yaşıyormuşum. Böyle düşündüm. Gerçekten. Yani bir nevi kendinize eziyet ediyorsunuz. Ama bu kanser size birçok şeyi tanıtıyor. Mesela kendinize eziyet etmemeyi öğretiyor. Yani hayatın çok gerçekten kısa olduğunu ve anı yaşamanızı gösteriyor size. Yani hani fırsatınız var. Ne yapmak istiyorsanız devam edin, yolunuz açık. Bunu demek istiyor aslında. Birçok şeyi getiriyor. Gel götürsün yanında getirileri de çok oluyor bu kanserin aslında. Kesinlikle. Ben Evet. kanser hayatlar sayfası bana getirisidir. Hı? Mesela. Çünkü kanser tanısını aldıktan sonra zamana kadar yapmadığın şeyleri yapmaya başlıyorsun. Evet. Gitmediğin yerlere gitmeye başlıyorsun. Kendin için bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Aynen. Çünkü bu zamana kadar hep vericiydi. Artık bir nevi alıcı olmaya başladım. Aslında ben hiçbir zaman kötü taraflarını düşünmedim. Her zaman da bu konuştuğum arkadaşlarla da konuşurken kanserin %99 bir kötü tarafı varsa %1'lik de iyi tarafı vardır ve o %1'lik iyi tarafı görmek önemlidir Aynen. diyorum. Bazen konuştuğum arkadaşlar da şöyle bir şey olmuştu birinde.
Çift memim mastektomi olmuş. Kanserde dedim %99'luk küçük taraf varsa %1'lik de iyi taraf vardı dedim. Ya dedi Filiz Hanım, iki memem de alındı. Bunun neresinin iyi tarafı var? Ya dedim, diğer fiyatlarından haberin var mı? Hayır. Diye sordum. Çok güzel gerçekten. Dinliğe başladı o sırada. Bak kızım gördün mü? Bu %1'lik iyi tarafıdır. En azından sana seni gülümsetti. Evet. Seni mutlu etti. Aynen. İyi tarafını da düşünelim. O %99'luk kötü taraf geride kalıptı. %1'lik iyi tarafını görelim. Aynen Yani bence de. bazen insanlarla konuşurken şey oluyor. Ya kanser ne kadar çok kötü güzel insanları buluyor diyen insanlar var. Buna karşılaşmışsınızdır. Tabii. Bana göre bakan gözlerin güzelliğidir diyorum. Siz Aynen. karşıdaki insandan neyi bekliyorsanız onu söylüyorsunuz. Güzel söz bekliyorsunuzdur, bir tebessüm bekliyorsunuzdur, güler yüz bekliyorsunuzdur ve siz karşıdaki insanı bunu verdiğiniz zaman o doğal olarak aynı vazifesi yapıyor, size aynı şekilde davranıyor. Aynen. Siz karşıdaki insanı kötü davranırsanız aynı şekilde cevap alıyorsunuz. Karşı size aynı vazifesi yapıyor. Onun için ben karşıdaki insanda kendimi görüyorum diyorum. Ben ne kadar iyiysem karşıdaki insanı bu şekilde görüyorum. Tabii ki. Bazen arkadaşlar diyorlar ki gülün. Gülmek bedava arkadaş. Gülün. Evet. Gülümseyin. Karşıdaki insana gülümseyin. Günaydın deyin. Aa. Yani. Biz birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Hani bu süreci yaşamış olan arkadaşlarımızla konuşurken aynı süreci yaşadığımızdan aynı hislerimizle ortak olduğu için kelimeleri dökmemize de gerek kalmıyor. Bakışımızla anlaşıyoruz biz bazen. Tabii ki. Aynı kaderi paylaştığımız için tabii ki. Ya ben özeliz diyorum. Biz özel insanlarız diyorum. Gerçekten. Biz özel insanlarız. Biz şu an hayatın gerçek anlamını öğrendik. Biz onlar şimdi hani ne oldum, ne olacağım diye bir hareket ediyorlar. Biz gerçekleri gördük. Biz neyin ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Nasıl davranacağımızı, bundan sonra hayatımıza ne getirip ne götüreceklerini bunları öğrendik. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Ben şöyle bir şey diyorum. Bence kanserden önce biz kendimize biraz eziyet ediyorduk. Bu kanser bize birazcık küçük de olsa bize ders verdi. Sizin bazı şey aklınızın başına gelmesi gerekiyor. Bazı şeyleri öğrenmeniz gerekiyor dedi bize ve bize bunu öğretti. Biz de bunu çok iyi öğrendik. Şimdi daha farklı bakıyoruz, değil mi? Hayat açımız daha farklı. Ve bir de hızlanmaya başladık. Hani ertelediğimiz şeylerimiz vardı bizim mesela. Bu aman yarın yok, aman bu yok. Biz artık o yok. Biz hızlandırmaya başladık. Yani daha farklı, daha güzel bakmaya başladık hayata. Hayat bizim için şu an daha güzel. Çünkü ikinci bir şans veriyor bize. Bunun olması gerekiyordu. Bizim aklımızın başına gelmesi gerekiyordu. Ben ilk kanser, yani benim dört doktorum o, sağ olsunlar hepsinde. Hepsine ben detayına kadar soruyordum. Hepsine detayına kadar soruyordum. Bir gün sonra doktor dedi ki, neden bu kadar çok soru soruyorsun? Ama dedim, karşımdaki düşmanımı tanımak zorundayım dedim. Yani hani bana ne getirecek, ne götürecek, ben bunu iyice öğrenmeliyim ki dedim. Hani onu alt edebileyim. Çok farklı bir bakış açısı bu dedi. Gerçekten ilk defa böyle bir şey duydum dedi. Doğru bir tespit dedi aslında dedi. Bana her şeyi detaylı anlatın. Lütfen dedim. Bana hiç ben gizlemeyin ne varsa her şey. Benimle ilgili, kanserle ilgili. Hani beni alacak mı? Ben mi onu alt edeceğim? Ben mi? Bana, dördüncü ayımda ameliyat eden doktoruma gittim de dördüncü kemoterapiyi almıştım. Dedi ki senin kaşların dedi dökülmemiş dedi. Ama dedim ben size söyledim dedim. Ben iyi tanıyorum kanseri artık. Ona karşı koyuyorum dedim yani. Saçlarımı almış olabilir ama kaşlarımı alamaz dedim. Diğer doktor senin ilaç yazıyor bana. Hocam benim midem bulanmıyor ki dedim. Ya çok enteresanmış. Neden bulanıyor? Hocam çünkü araştırdım, öğrendim. Ona izin vermiyorum. Midemi bulandırmasına da izin vermiyorum dedim. Orada öyle 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 derken artık bana eğlenceli bir hal almaya başladı. Aa çok ışına gidiyorum.
Herkes dört gözle bekliyor. Seni bekliyordur. Neden diyorum? Oradaki çalışanlar da sağ olsunlar. Ya bunlar dört gözle seni bekliyorlar. Neden? Çünkü biz konuşuyoruz, anlaşıyoruz. Onların mutlu olduğunda ben bir tek kelimeyle onlar mutlu olduğu için güzel söz bekliyorlar. Çünkü öyle çevre var ki ay yazık, ay yazık. Mesela maskeyle görüyorum. Sen niye maske taktın Gürgün dedi bir tanesi bana. Ay gözlerim çok güzel olduğu için ortaya çıksın diye bir maskeyi taktım dedim. Saçım kel görmüyor musun dedi. Maskeyi niye taktım ben dedim. Ay yakıştıramadım. Niye yakıştıramıyorsun dedim. Allah-u Teala yakıştırmış. Sen mi yakıştıramıyorsun dedim. Ne bileyim dedi ya işte şöyle. Ya kardeşim ben üzülmüyorum. Sen niye üzülüyorsun ki dedim yani. Bu kanser bana götürsü olduğu kadar getirsi oldu dedim yani. O yüzden siz bana üzülmeyin. Siz sadece dua edin. Bu kadar. Bu yolda Allah'ın izniyle yüzümüzün akıyla bu sınavı da geçelim. Çok şükür deyip yolumuza devam edelim. Yani budur yani. Biraz önce bir soru vardı arkadaşların da. Yapmış olduğunuz bu etkinlik saatini soruyordu arkadaşlar. Arkadaş bana kimse bana özelden yani Instagram'dan ulaşabilir. Ne zaman yani ulaşabilir bana. Biz ondan gerekeni konuşuruz yani. Yayında da söyleyebilirsiniz saatini. En azından o saatte gelmek isteyen olursa etkinliğe katılmak için. Ha toplantı olarak mı diyorsunuz? Evet evet. Ha tamam. Ben sandım benimle özel olarak görüşecek. Öyle zannettim. O da oluyor. Çünkü ben gönüllü olarak kanser hastalığı gönüllü olarak görüşüyorum zaten. Bir saat online olarak görüşüyorum yani. Buradan da isteyen arkadaşlar olursa. Bizim toplantımız her ayın zaten ben bildiriyorum zaten hesabımda da bildiriyorum zaten her ayın son çarşambası öğlen saat 12-1 arası yapıyoruz biz. Samatya'da. Kongre salonumuz var. Orada kongre salonunda. İşte psikoloğumuz eşliğinde. Her ay son çarşambası 12-1 arası. Tamam. Arkadaşlar da bunu en azından dikkate alırlar. Samatya'ya gelmek isteyen arkadaşlar olursa da mesela. Yayında bu ara benim okulum da yayındaydı. Biraz önce kendisine hoş geldin diyorum Alper hocama. Bir soru vardı orada. Yana bir soru onu cevaplamak istiyorum. Kemiğe başladınız mı diye. Arkadaşlar ben kemoterapi almıyorum. Akıllı ilaç alıyorum. Reyantla olarak. Şu an onlara devam ediyoruz. Reyantla ile devam ediyorum şu an zaten. Bunun haricinde Zoladex kullanıyorum. Armidex kullanıyorum. Ve Zometa alıyorum. Bunu da belirteyim. İnşallah Haziran ayı içerisinde peski Haziran ya da Temmuz başında peski çekimi olacak o zaman da durumumuz netice olarak görülecek. Arada süper termi de alıyorum. İnşallah onda da başarılı sonuç elde edeceğim. İnşallah. Bunu da arkadaşlara söylemiş olayım. Tabii ki. Ben inanıyorum güzel sonuçlar alacaksınız Allah'ın izniyle. Çünkü inanmış bir insansınız, başarmış bir insansınız. Zaten inanmışsanız, bu şu duruma gelmişseniz zaten siz bunu atlatmışsınız, siz başarmışsınız zaten. Yani... şimdi şöyle bir şey var mesela ben kendi açımdan söyleyeyim. İlk tanıyı aldığım zaman gerçekten biraz önce söylediğim gibi zihindeki o korku, o endişe, o bilinmezlik vardı. Şu an metastazla mücadele ediyorum Mart ayından itibaren. Hiçbir şekilde bunun etkisini yaşamadım ve şunu söyledim her zaman. Bunu da anlatmam gerekiyordu. Bunu da yaşayarak anlatacağım. Şu an dördüncü tanısını almış ya da metastaz tanısını almış olan arkadaşlarım, bana ulaşan arkadaşlarımla görüştüğüm zaman da en azından bu yaşanmışlığım olduğu için daha rahat iletişim kurabiliyorum onlarla. Daha rahat konuşabiliyorum süreç hakkında. Ben biliyorsunuz, Gül'ü tanıyorsunuz zaten. Evet, evet. Benden önce onların haberi vardı metastaz olduğunda. Hiçbir şekilde bir gözyaşı dahi o konu için dökmedim. Çünkü biliyordum ki iki tane doktorum sağ olsunlar Alper Hocam da Yusuf Hocam da benden habersiz tedaviyi şekillendirmişlerdi bile. Bir teslimiyet mi diyelim artık bilmiyorum bir rahatlık mıydı bendeki? Hani bir güven duygusu söz konusu. Daha rahattı. O gün içerisinde ilacımı aldım. Tedavime başladım. Şu an hiçbir şekilde endişe duymuyorum. Hani
Bu süreci yaşamak gerekiyordu. Yaşıyorum ve anlatıyorum da yani. Sonuçta tamam felsefiklerimiz olabiliyor, mod düşüklüklerimiz olabiliyor. İnsanız, bunun sağlıklı bireylerde de bu var. Mutlaka işte hasta olduk diye bu olacak diye değil. Sağlıklı olan insanlar da ya havanın etkisi, ya suyun etkisi, ya doğanın etkisi şekliyle mod düşüklükleri var yani. Bizler de bunu yaşıyoruz. Aynen. Ya bence her şeyden güzellikler çıkartmak gerekiyor. Yani ben onu diyorum. Yani ben her ufak şeyden bile pozitif olmak istiyorum. Yani her şeyden bir şey çıkartmaya çalışıyorum. Yani saçım kelmiş, bak ne güzel diyorsunuz. İşte şey, leke gördünüz. Ne kadar güzel. Mesela siz saçınız kel, ay ne kadar güzel kafa yapım var diyorsunuz. Mesela ne bileyim, kaşınıza bir boya çeker, bir gözünüzü boyarsınız, bakın o kadar değişik bir hava verir ki, yani her şeyden bir güzellik çıkartmak gerekiyor bence. Yani diyorum, yani hani ne gelmiş ne geçmiş, anı yaşamak bence en güzeli. Sizi ne mutlu ediyorsa, size ne güzellikler verebiliyorsa yaşadığınız şeyler, bence öyle devam edin. Ha, bu insan için de olabilir. Eğer bu yakınınız da olabilir, sizi sıkabiliyorsa, sizi üzebiliyorsa. Çünkü bazı bizim insanlarımız, dediğimiz gibi, cahil kesim olabiliyorlar bu konularda işte. Yani size öyle bir bakışları var ki, ya benim akrabalarımda da oldu işte. Ay yazık, işte çocukları var. Tüh, o kurtulamaz. Keşke, inşallah sen kurtulursun. İşte, ya neler ne, öyle şeylerle geliyorlar ki yani size. Bunlara inat diyoruz. Bunları duydukça diyoruz, daha da güçleniyorsunuz. Daha da böyle besleniyorsunuz. Daha da güç veriyor size bu. Ve buradan şunu da söylemiyorsun. Doktorlarımız bu konuda gerçekten, yani her doktorumuz çok iyiydi ama onkoloji doktorlarımız gerçekten çok hassas ve çok iyiler bu konuda. Yani ben onları tebrik ediyorum. Yani bravo diyorum hepsine, bu kadar ilgi. Yani herkes de tek 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 tek, yani gittiğiniz zaman hepimizin ismini tek tek biliyorlar mesela. O kadar ilgi ve alaka, zaten bu da güven veriyor. Başta bu zaten. Doktor size güven verdiği anda, ha doktor bana bunu yapabiliyorsa ben bu hastalığı atlatırım Allah'ın izniyle diyorsunuz zaten. Yani o yüzden Bu süreç içerisinde size de bize de aslında çok görev düşüyor. tabii ki. Özellikle bu süreci yaşayan insanlara da görev düşüyor. Yeni tanıyı almış olan kişilerin elinden tutmak gibi. Çünkü o ilk tanıyı aldığınız zaman bir el arıyorsunuz yanınızda. Sizi anlayan birisini İşte arıyorsunuz. Tamam, çevrenizde o kadar çok kişi var ama aileniz var, eşiniz var, dostunuz var, arkadaşınız var ama sizi gerçekten anlayacak kişiye ihtiyaç duyuyorsunuz. aynen, işte ben onu yapmaya çalışıyorum işte. Kendimi bunun için adadım işte. Bunun için söz verdim. Elimden geldiği isteyen herkesin yanında oluyorum. Elimden geldiğince isteyen herkesin seve seve, cani gönülden. Dediğiniz gibi biz artık Bu profesör olduk. ara Biz artık profesör olduk. Biz artık mezun olduk. Mezun olduk. ben Efendim? hastaneye gittiğim zaman şey yapıyorum. Bugün benim özgür günüm. Evet. Evde öyle diyorum. Bugün benim özgür günüm. Bugün ben hastaneye gidiyorum. Hani beni aramayın. Evet. Nerede kaldın diye sormayın. İzin O gün kendine. arkadaşlarla buluşacaksam hastane çıkışında arkadaşlarla da buluşuyorum. Ya da hastanede görmüş olduğum herhangi birisi varsa oturuyorum, onunla da konuşuyorum. Herkes Yine orada, herkes bizim arkadaşımız, kardeşimiz. Herkes. Herkes bizim arkadaşımız. geçen şöyle bir olay oldu. Bir hasta yakını beni görünce böyle bir tanıdık iddiası bir şey oldu. Gülümsedi, selamlaştık biz. Sizi de tanıyorum galiba dedi. Dedim herhalde hocanın sayfasına ya da işte kanser hastalıklardan görmüşsünüz. Yok dedi, ben sizi farklı bir yerden tanıyorum işte. Mahalleden tanıyorum gibi oldu yani böyle. Dedim nerede oturuyorsunuz filan yerde. Orada da 4 yıl oturdum. Sonrasında tabii benim tedavim var. Kemoterapi salonuna gittim. Abi orada eşiyle birlikte yine. Konuşmaya başladık işte. Tam böyle prostat kanseriymiş. Onun üzerine konuşurken eşi bir şeyler söyledi. Sen bir sus dedi o eşine. Abi çok güzel şeyler anlatıyor. Yani çünkü sizden o güzel şeyleri duymak istiyorlar. Güzel bir moral olmasını istiyorlar mesela. Şu an
telefonlarımızı aldık birbirimize ve oraya gittiğimiz zaman da mutlaka ziyaret edeceğim. Evet. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Evet, aynen. Evet, Serpil Kuzuman şöyle bir şey söylemiş. Ben de ilk günlerimde bu sayfayı buldum. Filiz Hanım, sizi çok sevdim. Teşekkür ediyorum. Ben de sizi canı gönülden seviyorum. Ne güzel. Ne güzel. İnsanlara dokunabilmek çok güzel bir şey. Gerçekten. Onlara dokunabilmek, o güveni vermek, o duyguyu tattırmak çok güzel bir şey. Gerçekten. Ve ben diyorum ki yani kanserim diye üzülmeyin. Hani kanserim, yani sonunu düşünmeyin lütfen. Kanser güçlü değil. Siz güçlüsünüz. Yani kanserim diye, çünkü gerçekten kendini bırakanlar var. Lütfen bırakmayın. Yani ona karşı lütfen karşı koyun. Ona 1-0 mağlup olmayın lütfen. Galip başlayın. Ben böyle söylüyorum. Böyle başlarsanız zaten ilk, önce kendiniz inanırsanız zaten siz zaten yenmişsinizdir kanseri demek. Öyle zaman bir bakıyorsunuz ki zaman nasıl geçmiş, nasıl bitmiş anlamıyorsunuz bile. Ben kemoterapi aldığım zaman kemoterapi değil, öncesini değil, sonrasını düşünerek mutlu oluyordum. Ben buraya geliyorum, bu şans verildi, kemoterapi alıyorum, sonrasında çok güzel şeyler beni bekliyor diyordum. O anı mesela hani ay yeter sıkıldım, yok. Bir an önce alayım ki bu benim iyiliğime oluyor. Ben bunu alacağım, sonrasını düşünüyordum, ilerisini düşünüyordum. İlerisi çok güzel olacak çünkü benim için. Bu bana bir güven veriyordu çünkü. İlerisi güzel, o anı değil. O anı değil, sonrası güzel olacak benim için diyerek yola çıktım. Çok şükür de çıktığım yolda da Rabbim utandırmadı. Verdiği sınavdan da 100 sınavıyla çıkmayı nasip etti. İnşallah biz elimizden geldiğince de bu tür şeyde zorda olan insanların da her zaman yanında olacağım. Elimden geldiğince onların yanında olacağım. Destek olacağım. Yani bir farkındalık yapacağız hep beraber. İnşallah. Burada Semra Hanım şöyle bir mesajı var. Hastalığımın en başından beri düştüğüm kara delikten tutup çıkaran beyaz meleğim Samatya Araştırma Hastanesi Nilay Hocam. Doçent Doktor Nilay Şengül'e kucak dolusu sevgi milletlerimi sunuyorum, yolluyorum demiş. Biz de burada aynı şekilde sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz Nilay Hocamıza. Doktorlarımız gerçekten, Nilay Hoca çok farklı bir insan. Gerçekten çok farklı. Çünkü o bizden küçük ama o kocaman bir yüreğe sahip bir insan. Böyle yani bir güzel diyorum ben ona. Kanatsız melek diyorum ben ona. Gerçekten yani hanımefendi doğru söylüyor. O bizim kanatsız meleğimiz. O bizim kardeşimiz. O bizim doktorumuz. O bizim her şeyimiz. Gerçekten ona çok teşekkür ediyorum. Kadir 1998 Burcu ölene kadar bu duyguyla yaşamak çok zor. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Kadir Bey mi ya da Burcu Hanım mı bilemiyorum ama son zamanlarda bir deprem olayını yaşadık Türkiye'de. Çok sağlıklı insanları kaybettik. Gençlerde, çocuklarda, işte yaşlı da olsa sağlıklı olan insanları kaybettik. Ben ömrün oraya kadar olduğunu düşünüyorum. Hani onlara verilen süre o kadardı. Onun haricinde enkazdan 13 gün sonrasında aç, susuz insanlar da çıktı. Demek ki alacak nefesi, yiyecek ekmekleri vardı. Aynen. Rabbim öldürmüyorsa öldürmüyor. Son ana kadar, son nefesimize kadar bizler için bir umut vardır arkadaşlar. Bunu böyle düşünelim. Umudumuzu hiçbir şekilde de kaybetmeyelim. Onu anlatmaya çalıştım. Az önce diyorum ya hani o şöyle, ben az önce arkadaş herhalde yeni olduğu için ona şimdi bir takım şeyler zor geliyor. Ama zamanla zaten böyle bir şeyin olmadığını zaten anlayacak. Bir bakacak, geçmiş gitmiş bitmiş yani. Benim istediğim şu, diyorum ki yani kanserim diyerek hani nasıl olsa benim artık şöyle düşünen, ben böyle düşünen de var biliyor musunuz? Benim artık kanserim ya, benim hiçbir şey hakkım yok. Mesela neye hakkım yok? İşte yemek yemeye hakkım yok, işte su içmeye hakkım, öyle görüyorum kendimi. Sebep neden böyle bir şey görüyorsun? Kanserim ya, ölçeceğim. Nereden biliyorsun öleceğini? Sen şimdi su içmeyeceksin. Bak, senin ömrün var diyelim. Şimdi sen, Allah-u Teala sana ömür vermiş. Bu sana bir tedavi.
Değil mi? Tedavi şans vermiş. E sen şimdi ben su içmeyeyim, yemek yemeyeyim, nasıl öleceğim dersen ne yapacaksın o zaman? Zaten öleceksin, gideceksin. Açlıktan, susuzluktan öleceksin. Ama Ben kanseri yenme fırsatın varken niye bu kendine bu eziyeti yapıyorsun? İşte bazı diyorum ya, işte biz bu konularda işte yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu düşünceleri işte biz kafadan atmak istiyoruz işte. İşte burada yola çıkıyoruz. 10 Efendim? yıl geçti. Evet. Benimki 10 yıl geçti. Ben de şunu diyorum. 43 yaşında bu tanıyı aldığımda ben de aynı şeyleri düşünüyordum. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Bak 4 yılı geride bıraktım. Bak ne güzel. Ne güzel atladım diyorum yani. Gülerek bunu yapıyorum. Tabii ki. Sonuçta bunu da yaşamam gerekiyor arkadaş. Yaşamam gerekiyor. Bunu da anlatmam gerekiyor. O şekilde bakıyorum ona. Aynen, üçüncü kemoterapide doktorum dedi ki kesin benim kanım çok düşerdi. Ben kan olayı vardı. Mesela aşı falan olurum. Doktorum bana dedi ki işte sakın dedi, kesinlikle dedi. İşte kimse yanına yaklaşmayacak, kimseye sarılmayacaksın, öpmeyeceksin, işte maske şöyle bile. Çocuklar geldi. Anne dedi sinemaya gidelim mi dedi. Olur gidelim dedim. Kemoterapinin üçüncü günü. Olur gidelim dedim. Çifte maskeleri taktım gittim. Biri sağımda biri solumda. Şöyle bir baktım. Olur ya insansın düşünüyorsun. Ya belki dedim. Olur olabilir insanım. Belki son kez geliyorum sinemaya dedim. Haftaya tekrar bir daha. Anne sinemaya gidelim. Hadi gidelim. Sağa bak sola bak. Aa bak kızım dedim. Sen bu sinemaya daha çok gelirsin dedim. Torunlarını bile getirirsin dedim Allah'ın izniyle dedim. Eğer bak İnşallah. geçen hafta böyle düşünürken bu hafta da geldiysen, aa hiç diyorum ya, hiç olumsuz bakmadım. Hiçbir zaman ben kanserim, işte öleceğim veya böyle de böyle diye düşünerek gittim. Her hastaneye gittiğimde ben iyi olmak için gidiyorum dedim. Yani iyi olacağım. Ben iyi olacağım. Hep bunu düşüne düşüne gittim. Bunu düşüne düşüne giderek o kemoterapi aldığım zaman da mutlu olarak alıyordum. Bu bana bir şey, nasıl başım ağrıyor, bir ilaç alıyorum, başım geçiyor. Bu da bir hastalık yani sonuçta. Benim ilkokul öğretmenim, hiç unutmam, Allah rahmet eylesin, şu an yeni öldü. Ben tabii kanserin olduğunu bilmiyorum, çocuğum. Ağlıyor, sürekli ağlıyor. Anne dedim, hem de komşunuz olurdu. Benim öğretmenim dedim, sürekli ağlıyor dedim. Neden ağlıyor dedim. Dedi ki kansermiş dedi. İki göğüsü birlenmiş dedi. Ben bilmiyorum ne olduğunu. Ama neyse canım dedim, hasta değilmiş dedim sonuçta, kansermiş dedim. Ben anneme dedim ki sen ona bir tatlı yapsana götürün. Bu da ağlıyor yine. Hoca öğretmenim niye ağlıyorsunuz dedim. Siz dedim hasta değil misiniz ki, kanser misiniz dedim. Aa ne kadar güzel bir şey dedim. Ben hasta değilim, kanserim dedi. Evet dedim ve benim öğretmenim daha 3 sene önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Amin. Yani yaşlılıktan artık diyeyim yani. 30 sene geçti aradan yani neredeyse yani. İşte bilmiyorum işte diyorum ya biz bu konuda gerçekten önce kendimizi de bilgilendirdik. Kendi şey, yani kulaktan duyma değil, kendimiz araştıracağız bence bunu yani. Şimdi az önceki ben orada takıl diyor yani nasıl ömür boyu insanda bir eziyet değil ya, neden olsun? Allah korusun bugün hiçbir şeyin yok yani bir bakıyorsun ayağın takıldı, düştün, öldün veya kalp krizi geçirdin. Yani şeker, yani kansersin deyince ölmek zorunda mısın? Yok böyle bir şey. Lütfen bu şeyi kafanızdan atın, rica ediyorum ne olur. Böyle bir şey yok. Kalbi olan da ölüyor. Şekeri olan da ölüyor. Başı ağrıyan da ölüyor. Ayağa takılıp düşen de ölüyor. İlle de kanser olan ölecek diye bir şey yok ki. Bence bu kafanızdan bunu atın bir öncelikle. Ne olur önce siz inanın. Siz inanın. İyi olacağınızda önce siz inanın. Gerçekten siz inanın. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Mesela tedavi bittikten sonra kendimi iyi hissettiğimde işe bile başlamıştım yani. Şu an raporluyum ayrı mesela. 7 ay en azından çalıştığım bir hayat mücadelesine devam ediyordum yani. Bunları da yapabilirsiniz. Mesela biz kanser hayatlarda girişimci kadınları alıyoruz mesela. Kanser sürecini yaşamış, hala yaşamakta devam eden kadınlarımızı alıyoruz. Mücadelelerini bırakmamışlar. Sonuçta kendi ihtiyaçlarını karşılamak için de orada bir takım işler yapıyorlar. Instagram üzerinden satışlar yapıyorlar ya da evde bir şeyler yapıp satıyorlar. İşte el işi olabilir, yemek olabilir. Bunları yapıp satan kadınlarımız var yani. Biz hep diyoruz ya mesela kadınlar gerçekten güçlü. Yani erkeklere nazaran bu tanıyı almış erkeklere nazaran kadınlar daha güçlü. Bizim gücümüz aslında anneysek anneliğimizden geliyor. Yani çünkü daha yapacak çok şeyimiz var diyoruz kendimize. Ya benim gezecek çok şeyim
yerim var, görecek çok şeyim yerim var. Ya da işte sinemaya gideceğim ya da şunu yapacağım, bunu yapacağım. Çünkü ömrü hayatımda yapmadığım şeyleri bu tanıyı aldıktan sonra yapmaya başlıyorum. Daha benim yapacak şeylerim var. Onun için Böyle ne yapacağım? olmaya çalıştım. Bu mücadeleyi kazanacağım modundayım. Ya hiçbir şey yapmayacağım. Ayağımı uzatacağım, kahvemi alıp kahvemi içeceğim. Bu kadar keyif yapacağım. Bu kadar. En basitim. Ya da hiç okumadığım kitaplarımı okuyacağım. Bu kadar. En şey ya ne istiyorsam onu ya az önce onu anlatmadı değil mi? Bize götürüsü olduğu kadar getirisi oldu. Bize gerçek hayatı tanıttı aslında. Ne yapmamız gerektiğini, ne kadar eksiğimiz varmış aslında bizim. Şu an artıları oluşturmaya başladık biz aslında. Bu bize bunu öğretti. Bir arkadaş yazmış, Cemile Hanım, dün ayağım bir kaydı, başımı çarptım, yemin ediyorum ki dedim ki, yani bu biraz şey, yemin ediyorum ki insanlar diyecek kanserden ölmedi, başını çarptı öldü. İşte. Bakın ne kadar Çok güzel geçmiş bir olsun. yer. Yok bence bu gitsin, bu bitsin artık. Yani kanser nasıl olsa ölecek. Bazı insanlarımız diyor nasıl kanser ölecek. Ya, bu gözden bakılmasın lütfen. Onlara biz destek olalım. Yani kanserse de ona destek ol. Yani dediğiniz gibi tatlı dilin parası yok ve devam. Yani Evet, onun gitmek bedava arkadaşlar. Küçük bir kimisi vardır kendine yakıştıramaz. İçine dönüp olur, içine kapanır. Niye ben? Neden ben? Hani bir anda hayatı hızlı giderken bir anda durduruveriyor kendini. Niye ben? Yani neden ben oldum? Niye kanser oldum? Diye kendini yiyip bitiriyor. Bence bunu da yapmasın. Ya dediğimiz gibi bu da bir örnektir yani. Ne olur bu bir sınavdır. Bu sınavı geçeceğim diye düşünerek yola çıkarsak hepimiz ve neyle mutluysak onu yapalım. Bizi mutsuz eden neyse ama arkadaştır, ama dosttur, ama şudur, ama budur. Neyse bizi mutsuz eden onlardan yavaş yavaş kendimizi uzaklaştırıp eğer kendi bildiğimiz yolda emin olarak gidersek zaten biz bir şekilde yalnız kanseri değil her şeyi başarmış oluyoruz zaten. Bütün her şeyi başarmış oluyoruz zaten. Yeter ki inanalım biz. Önce biz kendimize inanacağız. Önce biz kendimiz inanacağız. Aslında şöyle düşünmek lazım. Bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Yolculukta aktarma yapmanız gerekiyor. Aktarma yaparken örnek vereyim, İstanbul şartlarında yaşarken metrobüsten inip metroya binecek. O mola yeri gibi. O aktarma yeri gibi düşünmek lazım. Çünkü hayat gerçekten o tanıyı aldıktan sonra çok farklı yerlere gidiyor. İnsanın yaşam tarzı, düşüncesi çok farklı olabiliyor. Yani metrobüsten mi indiniz, metroya geçtiniz, farklı istikamete gidiyorsunuz. Çünkü ben demeyi öğrendiniz, kendinize bakmayı öğrendiniz, kendinize gülümsemeyi öğrendiniz. Bu güzellikleri görmek lazım. Kötü taraflarını bir tarafa bırakalım arkadaşlar. Yani yaşamın zevkine varmak lazım. Ya kendi yolunuzu kendiniz çizmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Ama motivasyonunuzu düşürmeden, olumsuzluklara takılmadan Aynen. kendi yolunuzu Yani çizeceksiniz. ben şunu söylüyorum. Lütfen deneyin. Denemekten korkmayın. Deneyin. Zor da olsa, size zor gelen şey de olsa bir deneyin. O adımı bir atın. O korkunuzu bir yenin. O zaman güzel, bütün güzellikten arka arkaya geldiğini zaten göreceksiniz. Zaten başaracaksınız. Gerçekten. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bir telefon kadar yakınım diyorum bazen insanlara. Aynen. Çünkü o ilk tanının endişesini yaşadık. Level atlarken de bir takım şeyleri yaşadık. Onun için arkadaşlarımıza her zaman şunu söylüyorum. Size ben bir telefon kadar yakınım. Aynen. Konuşmak istediğiniz zaman konuşabilirsiniz. Konuşabiliriz müsait olduğum süre içerisinde. Çünkü sonuçta benim evde 3 tane küçük çocuk var. Müsait olduğum süre içerisinde elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani belki sizin gibi bir hastane ortamında bir grup olarak yapıyorsunuz sanırım bunu. Öyle bir ortamım olmuyor ama belli de olmaz. İleride aynı şeyleri ben de yapabilirim. Tabii ki, tabii ki. Ben de söylüyorum sizin aradığında ne zaman isterse ben kanser hastaları ve kanser yakınları ne zaman isterlerse bana ulaşabilirler. Biz zaten birebir görüşüyoruz zaten. İstedikleri kadar rahat
şekilde içlerine dökebilirler, konuşabilirler, rahatlayabilirler. Ne zaman isterlerse biz o korkuları beraber yenebiliriz. Biz o korkuları beraber atlatabiliriz. Kanserin aslında çok basit bir şey olduğunu birbirimize anlatabiliriz. Tamam ya ne diyorum, yine şunu söyleyeyim. Diyecek insan kanser, sonuçta kanser. Evet kanser, evet adı kötü. Çok zor geliyor insana. Ya bak, kanser 6 kelimelik bir harf. Niye sen bu kanser kelimesine takılıp kalasın ki? Neden takılıp kalasın ki? Niye mücadelesini verip de bunu alt etmeyesin ki? Adı kötü olabilir. Ama dediğimiz gibi getirileri var size. Size bir tane aşıları öğretiyor. Aslında size diyor ki bakın sen bunu yaptığın için ben sana geldim diyor. Sen bunlardan vazgeçersen ben senden giderim diyor. Önce bunu idrak edersek, biz inanırsak zaten biz bunu diyorum ya geride bırakacağız zaten. İleriye doğru koşacağız zaten. Adımla da bir çift 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 gideceğiz zaten. Ama yeter ki bunu idrak edebilelim, bunu anlayabilelim. Getirisini götürsün anlarsak, eksileri bir tarafa bırakıp artılarımızı alarak zaten önümüze koşa koşa gideceğiz aslında. Bunu bir idrak edebilsek bunlar çok güzel olacak aslında hepimiz için. Ama yeter ki lütfen korkuyu atılsın. Hani. O süreci yaşamak lazım aslında. Yani o birkaç kemoterapi görmek lazım ya da hayatında ilk defa narkoz diyor, ameliyatı oluyor. Onları yaşadıktan sonra biraz daha farklı oluyor insanlar zaten. O ilk tanıyı almakla aldığı düşünceyle sonraki düşünceleri aynı olmuyor. Ya tabii. Çevresindeki insanları görüyor en azından. O süreci yaşayan insanları görüyor. Şu an kendi açımdan söylüyorum. Rehberimde o kadar çok MSA yazıyor ki. Yani bazen bana şunu da söylüyorlar. Senin hiç normal arkadaşın yok mu? Hepsi kanser hastası mı? Ben sürekli onlarla konuşuyorum. Çünkü onlar beni anlıyor. Tamam normal arkadaşlarım da var. Görüştüğüm, samimi olduğum arkadaşlarım da var ama şu an benim bana birilerinin ihtiyacı var. 4 yıl önce benim birilerine ihtiyacım vardı. Şimdi 4 yıl sonrasında birilerinin bana ihtiyacı var. MSA her 8 kadından ya da 6 kadından birisi MSA. Bunun farkındalığını yapmaya çalışıyoruz örneklerim yayınlarımızla, paylaşımlarımızla, konuşmalarımızla. Bu farkındalığı vermeye çalışıyoruz insanlara. Bir de şöyle bir şey var Filiz Hanım. Şimdi mesela aslında bir şeyden eminsiniz. Biliyorsunuz. Mesela az önce ne dediniz? Hani kendinden emin işte metastaz yaptı ama şeyimden biliyorum, doktorum şöyle böyle diyor. Bunu biliyorsunuz ama bunu birinden duyma ihtiyacı hissediyorsunuz. Mesela siz eminsiniz. Bu ilacı alınca iyi olacağınızı biliyorsunuz. Ama ben size Filiz'cim bu ilacı al çok iyi olacaksın dediğiniz zaman daha bir farklı oluyorsunuz. Çünkü ikinci bir ses geldi size. Daha bir güven geliyor. Ha eminsiniz o zaman. Tamam ben böyle alınca daha iyi olacağım. Ha bir de böyle taraf arkadaşlarımız var yani. Başkasının hani kendi şeyinden olamıyor. İlla birinden söz duymak zorunda, emin olmak zorunda. Ben ikinci kemoterapimde galiba gittiğimde işte amca dedi ki bir amca kimi getirdin kız? O da tedavi gördü. Kimi getirdin kızım dedi. Kendimi dedim. Nasıl yani dedi ama sen çok gençsin dedi. Olabilir. Sen de çok yaşlısın dedim. Yaşlıya gence bakıyor mu dedim. Aa, yok bakmıyor. Niye o zaman dedim. Ondan sonra ama dedi ne bileyim öyle düşünme amcacığım dedim. Hiç öyle düşünmedim. Gel biz beraber oturalım el ele oturup kemoterapimizi alalım. Biz güzel şeyler düşünerek sohbetimizi yapıp buradan gidelim dedi. Aa ne kadar güzel söylüyorsun kızım dedi. Ben de dedi böyle yani öleceğim diye bekliyorum dedim. Niye amca? Hatta dedi, hanıma da diyorum ki hanım ben ölürsem benden sonra evlen hani şey yapmam diyorum falan. Tövbe yarabbim amca dedim ya sen yaşıp teyze diye bir şey olsan olacak o zaman dedim. Niye böyle söylüyorsun dedim yani dedim. O da doğru dedi işte. Yani bunlar amca bakın dedim ne olur. Biz kansersiniz diye yani lütfen her şeyi yokuşa sürmeyin. Yok öleceğim, yok kalacağım. O gelsin. Bu vasiyet yazmaya başlamayın dedim. Yani vasiyete gerek yok. Ama bunu erkekler yazıyor. Evet işte. Hani bu ya, kadın dediğin ağrımasında bile erkekler vasiyet yazıyor. Tabii canım. Kadın güçlü. Tabii kadınlar keşke kadınlar kadar güçlü olsalar var ya. O herkesle aynı bulsa dünya dört dörtlük olacak zaten de. İşte olmuyor yani. İşte bazı şeylerde engeller çıkmasa karşınıza, engelleri koymasalar zaten. Siz başlı başına çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Bazı tam randıman yol almışsınız. Randıman tam güzel giderken bir şey çıkıyor. Tak hadi bitti. Niye bırak ben giderken niye benim yoluma çıkıyorsun? Niye beni engelliyorsun ki? Niye beni yolundan çeviriyorsun? Ben yoluma
devam edeyim, hızımı almışım, koşayım yani. Yok illa bir şey çıkacak yani. O yüzden ben artık takmıyorum da, umursamıyorum da, elimden geldiğince de umursatmamaya da çalışıyorum arkadaşlarımı. Sağ olsun, çok da güzel oluyor. Güzel de olumlu karşılıklı şeyler alıyoruz. Buna da çok mutluyum. Elimden gelmedi de sonuna kadar da gideceğim. Yani insanları bu korkuyu yenmelerine inşallah vesile olacağım yani. İnşallah. Ya bu yaşanmışlığın vermiş olduğu bir etkidir zaten. Sonuçta biz bu süreci atlattık. Çok en azından o süreci yeni yaşayan arkadaşlarımıza da yardımcı olacağız. Instagram'ın yayın süresi 1 saat. Senin olarak söylemek istediğin bir şeyler varsa alabilirim. Vallahi dediğim gibi her zaman sizin de sayenizde, sizin vesilenizde insanlarla birebir bu konuşma şeyimiz oldu, sesinizi duyma güzel bir vesile oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ne zaman isterlerse ben de buradayım. Çok teşekkür ediyorum size. Ve yine diyorum, biz güçlüyüz. Kanser güçlü değil. Lütfen kanserinizde getirileni düşünerek yolunuza devam edin. Kanserim diye korkmayın. Kanser değil, siz güçlüsünüz. Bunu sizden rica ediyorum. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Hayatın anını yaşayın. Geçmişi değil, geleceği değil, anı düşünerek yaşarsanız o zaman her şey daha olumlu olacak sizin için. Ve deneyin. Denemekten korkmayın diyorum. Negatif enerjileri balonlara yükleyelim arkadaşlar. Aynen. Sonsuzluğa gönderelim. Bize pozitif enerji kalsın. Hayat çok, lütfen hayat çok kısa ya. Oluruna bırakın, her şey olduğu gibi. Arka gözünüzü kapatın, önünüze direkt koşarak gidin vallahi. Adım adım koşa koşa gidin lütfen. Kanserim buymuş, onunmuş, buymuş. Her şey yoluna giriyor da sizin sağlığınız gidiyor. Rica ediyorum lütfen. Sağlığınızı gidirecek hiçbir şey yapmayın. Lütfen hayat devam ediyor. Hayatı size verdiği güzellikleri yaşayın. Aldığınız her ilacı şifa olarak düşünün. Tabii ki, tabii ki. Alıyorum diye düşünün arkadaşlar. Yani, Bircan Hanım'ın dediği gibi biz her zaman buradayız. Aynen. Onu da söylemek istiyorum. Özelden her zaman yazabilirsiniz. Elimizden ne geliyorsa, aynen, nasıl yardımcı, aynen, olabilirsek sizlere olmak için kısa bir şey söyleyeceğim. Filiz Hanım, müsaadenizle. Yine şunu söylemek istiyorum. Eğer ilaç alabiliyorsan, ameliyat şansın olmuşsa, tedavi şansın olmuşsa, demek ki Rabbim sana bir şans vermiş. Bunu iyi değerlendir diyorum. Bunu üzülerek değil, mutlu olarak hayatına devam et ki güzellikler peş peşe gelsin diyorum. Sağlıklı günler diliyorum hepinize. Ben bu sözünüze ilave ediyorum. Nefes alıyorsak bizim için hala ümit vardır. Onu diyorum işte. Umudumuz daim olsun ve Melia Hanım, bana özelden yazarsanız Melia Hanım sevinirim. Bircan Hanım'a da yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince size de yardımcı olmaya çalışırız. Çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığınız teşekkür için. Teşekkür ediyorum böyle bir yüz yüze de görüşmek, tanışmak. Toplantınızı da beklerim. İnşallah. Ben kapanışı yapmak istiyorum arkadaşlarıma da. Her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar, hayat senin, kanser yenin. Şu an şifa bekleyen tüm hastalarımıza şifa diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Yayınımızın tekrarını hep Kanser Sayfa sayfasından yapıyoruz. Aynı zamanda Facebook ve YouTube sayfamızdan da yayın tekrarını izleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bircan Hanım, sizin de yolunuz açık olsun. Elinden gönlünüz dokunduğunuz insanları çok olsun diyeyim. Hani çok olsun derken bu yanlış anlaşılmasın. Hani karamsarlıktan kurtardığınız insanlar çok olsun diyeyim ben bunu. Düzelteyim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi hayat sevin, kanseri yenin. Hoşçakalın.